Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün inorganik bileşiklerden bahsedeceğiz. Canlının temel bileşenlerine yani ikinci bölümümüze yavaştan giriş yapıyoruz. Ama geçen videomuzla ilgili ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Size çok fazla derecede yorumlarınıza bakıyorum zaten. Yorumlarda çok karşımıza çıkmıştı. O yüzden de bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi biz geçen videomuzda neyden bahsettik? Canlıların ortak özelliklerinden bahsettik. 12 tane ortak özellikten bahsetmiştik. Ekstradan işte protein sentezleme, ribozom bulundurmak da bizim ortak ortak özelliklerimizden biriydi. Ama kafamızı karıştıran bir kısım oldu sanırım. Tüm canlılarda ATP sentezlemek de yine ortak özelliklerden bir tanesidir. Ve tüm canlılar ATP sentezine solunum yaparak sağlarlar. Yani bitkiler de mutlaka solunum yapmak zorunda. Şöyle bir şey aklınızı karıştırmış. E, yorumlarda yazmışsınız ki ya hocam bitkiler karbondioksit kullanarak ya da karbonhidrat kullanarak enerji üretmiyor mu demişsiniz. Hayır bitkiler oksijenli solunum yaparlar. Solunum ATP üretimi için gerçekleştirilen bir olay olduğu için gece gündüz devam eder. Fotosentez ise besin üretimi için gerçekleştirilen bir olaydır. O yüzden fotosentez tepkimi Sadece gündüz gerçekleşir şey gibi düşünmeyin bitkiler atmosferden karbondioksit alıyor oksijeni veriyor evet doğru ama bu fotosentez için geçerli aynısının tam tersi solunum tepkimeleri için de geçerli ve bitkiler gece gündüz solunum yapıyorlar sadece gündüz fotosentez hızları solunumdan fazla olduğu için daha çok karbondioksit almış. Daha çok oksijen vermişler gibi düşünebilirsiniz. Çok sorularda karşımıza çıktığı için de o geçen videoda karıştırılan soruyu tekrardan koydum. Yanda bir ven şeması verilmiş biri armut ağacı biri ise bozayı. Yani biri bitkiymiş biri de hayvanlar alemine ait canlılardan biriymiş. Kendi ürettiği besini tüketme hayvanlar alemindeki canlılar heterotroftu yani besin ihtiyacını dışarıdan karşılardı. O yüzden kendi ürettiği besini tüketmeyi taralı alana yazamam. Nereye yazabilirim? Sadece bir dediğimiz kısma yazabilirim. Hücrelerden meydana gelme, prokaryot, ökaryot, tüm canlılar hücrelerden meydana geliyordu. Bazıları tek hücreliydi, bazıları çok hücreliydi. Ama bitkilerin tamamı da çok hücreli, hayvanların tamamı da çok hücreli. O zaman hücrelerden meydana gelme de ikisinin ortak özelliği. Oksijen kullanarak ATP üretme. Evet, bitkilerde oksijenli solunum yapıyor, hayvanlar da oksijenli solunum yapıyorlar. O yüzden 3 de bizim ortak özelliklerimizden bir tanesi. Ökaryot hücre tipine sahip olma. Bitkilerde, hayvanlarda ökaryot hücre tipine sahipti. O yüzden 4 de buraya geldi. Cevabımızın da Edirne'ye düştüğünü söylemiştik. Tekrardan söylüyorum. Çek bir nefese. Oksijeni aldım. İçeride kiminle yakıyordum? Besinle. Dışarıya ne çıkıyordu? Yaptığım zaman karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Bu neyin formülü? Oksijenli solunumun formülü. Bunun tam tersini yazarsan da ne meydana gelmiş oluyor? Fotosentez dediğimiz olay meydana geliyor. Yani bitkiler karbondioksit ve suyu kullanıyorlar. Buradan oksijen ve besin sentezini gerçekleştirmiş oluyorlar. Bitkiler ikisini de yapıyor. Ben sadece oksijenli solunumu yapıyorum. Bitkiler hem oksijenli solunum hem fotosentezi gerçekleştiriyorlar. Gündüz fotosentez daha çok gerçekleşiyor. Solunum ise gece gündüz diye bir fark yok. Gece gündüz gerçekleşmeye devam ediyor. Bu soruyu çok sormuştunuz yorumlarda. O yüzden tekrardan bir hatırlatayım dedim. Aynı zamanda canlıların ortak özelliği ile ilgili çok güzel bir şarkımız var. Hemen o şarkıyı da dinlersek daha çok aklımızda kalacağını düşünüyorum. O şarkıdan sonra konumuza devam edeceğiz. Tüm canlılar da yapıyor. İnsan, hayvan, çalı çırpı, Tonguç'un videolarıyla açılır bize kapı. Tüm canlılar da yapır. Sen hayvan çalı çırpı Son buçuğun videolarıyla Sonuç'un videolarıyla açılır bize kapı Tüm canlılar da yapı insan hayvan çalı çırpı Sonuç'un videolarıyla açılır bize kapı Pasif yönelim hayvanlarda anti panik. Tüm canlılarda yapı insan hayvan çalı çırpı. Tom videolarıyla açılır bize kapı. Tüm canlılarda yapı insan hayvan çalı çırpı. Tom videolarıyla açılır bize kapı asıl derdimiz. İnsan bitki ya da tonguç olabiliriz. Yaşama şansımızı arttırmak için uyum sağlar kalıtsal özelliklerimiz. Canlıların soyları üremeye bağlı. Hayatta kalmakla değil alakalı. Eşeysiz üreme hücre bölünmesi eşeyli üreme analı babalı. Allah analı babalı büyütsün tek hücre de görürsün. Hücrelilerin artısı, hücre sayısının da artması Gelişme büyüme değildir, işler kazanabilmesidir Kuşun kanadı, bebeğin bacağı, bunun güzel birer örneğidir Şöyle bir konuyu toparlayalım, adım adım organize olalım Organizasyon tüm canlıların ortak özelliğidir çalı çırpı Tonguç'un videolarıyla Açılır bize kapı Tüm canlılar da yapır. İnsan hayvan çalı çırpı Tonguç'un videolarıyla Açılır bize kapı Evet geldik konumuza devam etmek kısmına. Bugün dediğim gibi canlıların temel bileşenlerinden bahsedeceğiz. Canlıların temel bileşenlerini kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir inorganik bileşiklerimiz bir de organik bileşikler adını verdiğimiz bileşikler olacak. Bayağı yazılıya kadar da büyük ihtimalle proteinlere kadar gelmiş olacağız. Birinci yazılı proteinlere kadar olacak diye tahmin ediyorum. Bazı okullar biraz önden bazı okullar biraz arkadan gelebiliyorlar. Biz iki sisteme göre de sorularımızı hazırlayacağız. Yazılı sorularımız da olacak. İnorganik bileşikler dediğimiz zaman su, asit, baz, tuz ve minerallerden bahsediyoruz. Organik bileşikler ise karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler, ATP şeklinde olacak. Biz de bugün inorganik bileşiklerden bahsedeceğiz. Ya hocam inorganik bileşikle organik bileşiğin arasındaki fark ne? En başta şundan bahsedebilirim mesela. Inorganik bileşik dediğimiz bileşikler hiç kimsenin sentezleyemediği, herkesin doğadan hazır olarak alabildiği ee, Bileşiklerdir. Mesela su. Kimse su sentezle yemez. Herkes su ihtiyacını doğadan hazır olarak alır. Ya hocam, az önce solunumun denklemini yazdınız yaptığım zaman su çıkıyor. Sen içtiğin suyu tekrar dışarı çıkartmış oluyorsun. İçeride bir su sentezi gerçekleştirmiyorsun. Su, asit, baz, tuz, mineraller hiçbiri canlılar tarafından sentezlenemiyor. Organik bileşikler ise canlılar tarafından sentezlenen bileşiklerdir. İlla insanların sentezlemesine ihtiyaç yok. Herhangi bir canlı da sentezlese o bizim için organik bileşik olacak. Mesela vitaminlerin bir insanlar sentezleyemiyor. Ama bitkiler sentezleyebiliyor, bakteriler sentezleyebiliyor. O yüzden organik bileşikler grubunun içerisinde bulunacaklar. Yine karşımıza çok çıkacak özelliklerinden bir bahsedelim. Yapılarında karbon ve hidrojen atomlarını birlikte bulundurmuyorlar. Yani bulundurmazlar diyeyim. İkisine aynı anda inorganik bileşikler bulundurmuyor. Çok önemli karbonu ve hidrojeni birlikte bulundurmuyorlarmış aynı zamanda bunlar sindirime uğramıyorlar. Hücre zarından doğrudan geçebilecek büyüklükteler. Bu da yine bu seneki konularımızın içinde çok geçecek. Doğrudan geçebilmek ne demek? Sindirime uğramak ne demek hocam? Şimdi şöyle düşün. Bunlar bizim hücrelerimiz olsun. İçeride çekirdek vardı. Hücre zarında da delikler bulunacak. Hücre zarındaki deliklere ne ismini veriyoruz? Por adını veriyoruz. Eğer bir şey hücre zarındaki Porlardan direkt geçebiliyorsa onlar küçük moleküllerdir. Yani sindirime uğramalarına zaten gerek yok. Biz hücre zarından geçebilecekler ve geçemeyecekler küçükler ve büyükler olarak gruplandıracağız. İnorganiklerin içinde ne yazarsam yazayım onlar da küçük moleküllerdir. Yani hücre zarından doğrudan geçebilecekler. Bu doğrudan geçebilecek büyüklüğe sahipler diyeceğiz. Gelelim suya. Su olmazsa olmazımız dünyanın çok büyük bir kısmı suyla kaplı. Su olmazsa yaşayamayız. Mars'ta da su varsa orada da hayat vardır diyoruz hep bu <laughs> genel cümleleri. Ama bu su bizim vücudumuzda ne yapıyor da bu kadar çok önemli? Biraz onlardan bahsedelim. Bir kere ee, tüm canlıların vücudunda bulunan su oranı birbirinden farklılık gösterebilecek. Yani dünyanın 3 bölü dördü hücrelerimizde de yüzde yetmiş doksan sudan meydana geliyor. İnsan vücudunun da yaklaşık yüzde yetmişi su ama her canlının vücudunun yüzde sudur diyemeyiz. Bu bir eklem bacaklığı da farklı olur. Bir deniz anasında farklı olur. Tabii eklem bacaklının vücudunda biraz daha az su bulunuyor. Deniz anasının vücudunda biraz daha fazla su bulunuyor. Ama mutlaka su bulunacak. Olmaz Olmazsa olmaz olmasının sebepleri aslında neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Suya baktığın zaman tabii ki formülü neydi? H2O dediğimiz molekülden bahsediyoruz. Yani iki tane hidrojene bir tane oksijenin birleşmesiyle meydana gelecekler. Su moleküllerin arasında da bağlar bulunacak. Yani tamam şu H ile oksijenlerin arasında bağlar var. Su oluştu. Aynı zamanda su moleküllerinin arasında da bir çekim kuvveti bulunacak. Su moleküllerinin birbirine tutunmasıyla oluşan kuvvet ise kohezyon kelimesini kullanacağız. Doğada kohezyon sayesinde de birçok olay meydana gelecek, birçok iş gerçekleşmiş olacak. Hemen bahsedelim bu kohezyon kuvveti ve adezyon kuvveti aslında ne demek? Şimdi kohezyon genel bir kelimedir, fizikçi de söyleyecek. Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti. Mesela su molekülleri birbirini çekiyorlar, böyle kopmayan bir zincir oluşturuyorlar ya birbirlerine bağlanıyorlar. O bizim için kohezyon kuvveti. Farklı cins moleküller de birbirine tutarlarsa bu da bizim için adezyon kuvveti olacak. Yani mesela bitkilerin Kökten aldığı suları ta en üstteki yaprağına kadar taşımasında hem kohezyon hem de adezyon kuvveti dediğimiz kuvvet etkilidir. Nasıl yani hocam? Şimdi ta en üstteki dalada yaprağı suyun gitmesi lazım. Suyu bitkiler mutlaka topraktan alacaklar. Su molekülleri bunun içindeki borularda birbirine tutunacaklar. Yani bir kohezyon kuvveti oluşturacaklar. Aynı anlamda su molekülleri kabada tutunacaklar. Bu boruya da tutunacaklar. O da adezyon olmuş olacak. Bazen böyle artık teknoloji gelişti yavaş çekim yapıyorlar ya. Mesela suyun içerisine bir tane topu atıyor. Yavaş çekimde gösterdiği zaman suyun içine topu attığı zaman önce bir çarşaf gibi sanki topu tutuyor. Top biraz havaya kalkıp sonra suyun içerisine giriyor. Aslında suyun öyle bir çarşaf gibi tutması kohezyon kuvvetidir. Yani suyun aslında bir yüzey gerilimi var. Tabii biz çok fazla etki ettiğimiz için suya batırıp parmağımı batır, batır batırmaz dibine doğru hareket ediyor. Ama bazı canlıların Fiziksel yapıları suyun üzerinde yürümeye müsait. Bir can bazı eklem bacaklar hatta bazı kertenkele türleri çok hızlı bir şekilde suyun üstünde yürüyebiliyorlar ya. Suyun üstünde yürüyebilmelerinin sebebi su moleküllerinin birbirini çekmesi. Sanki burada bir çarşaf oluşturmasından kaynaklanıyor. E bu canlının ayağındaki perdeler vücut hızı tabii ki onun üstünde yürümek için elverişli. Ama bizim için bu durum aynı şey geçerli değil. Dediğim gibi kohezyon ve adezyon kuvveti bu nedenle bizim için önemli. Dünyanın sıcaklığının belirli bir değerde kalmasını yine su sağlamış oluyor. Şimdi su buharlaşıyor. Su buharlaştığı zaman karasal ekosistemlerde de ve e, sucul ekosistemlerde de ısının tutulmasını sağlayarak belli bir değerde bulunmasını sağlıyor. Suyun öz ısısı da yüksek. Bunu unutmayacağız. Öz ısı ne demekti? bir maddenin sıcaklığını bir gramının sıcaklığını arttırmak için gereken öz ısıydı. Suyun da öz ısısı yüksek. Bu nedenle su ekosistemlerinde sıcaklık karasal ekosistemler kadar çok değişmiyor. Mesela gidiyorsun e, şu mantığı da unutma denizler geç soğuyor geç ısınıyorlar. Neden? Isı böyle aynı anda artıp azalma durumu karasal ekosistemler gibi değil. Mesela işte dışarıda üşüyorsun. Hava 5 derece ama suyun sıcaklığına bir bakıyorsun. Su 5 derece henüz olmamış. Su 15-20 derecelerde. Ya da çok sıcak hava. Dışarıda 45 derece, su da 45 derece değil. Su daha soğuk. Yani sular yavaş ısınır, yavaş soğurlar. Bu da oradaki canlıların yaşama şansını arttırıyor. Aynı e, sıcaklık değişimlerinden çok hızlı etkilenmemelerini sağlamış oluyor gençler. Suyun tabii ki buharlaşma ve yoğunlaşma durumu da söz konusu. Buharlaşma suyun sıvı halden gaz haline geçmesi. Özellikle şey gibi düşün. Buharlaşma da her sıcaklıkta olur. İlla kaynamasına gerek yok biliyorsunuz. Su buharlaştığı zaman etrafta olan su buharı da yine belli bir sıcaklık oluşmasını sağlıyor. Gaz e, halinden sıvı hale geçmesi ise yoğunlaşma. Yağış durumu zaten bu halde gerçekleşmiş oluyor. Mesela çok Sıcak havalarda ben de terliyorum. Çok sıcak havalarda terlediğim zaman vücudumdan su atmış oluyorum. Bu su atmasının sayesinde de vücut sıcaklığı düşürülmüş oluyor. Bunların hepsini de toparlayacağım merak etmeyin. Su 0 santigrat derecede döner, donar. Su donduğunda hacmi artar. Yoğunluğu ise ne olur gençler? Azalır. Bu nedenle bu suyun üzerinde yüzer. Su iyi bir de çözücü. Biz, e, bu sayede bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri topraktan alabiliyorlar. Eğer buz böyle su dibinden donmaya başlasaydı sular donduğu zaman suda yaşayan canlılar ölürlerdi. Sunun üst kısmı donduğu için alt kısmında balıklar yüzmeye ve yaşamaya su canlıları yüzmeye ve yaşamaya devam ediyor. Bu da suyun özel durumundan tabii ki kaynaklanıyor. Su birçok canlının da aynı zamanda nesi? Hidrojen ve besin kaynağı. Hemen söyleyeyim tekrardan şöyle. Ve hidrojen ve Besin üretirken gerekli olan elektron kaynağı oluyor. Az önce fotosentezden bahsetmiştim. Hatta bahsettiğim fotosentez bitkilerdeki fotosentezdi. Bitkiler fotosentez yaparken ne yapacaklar? Karbondioksit ve suyu kullanacaklar. Bundan besin ve oksijen sentezleyecekler. E baktığımız zaman besinin yapısındaki hidrojen yine sudan kaynaklanmış oluyor. Yani hidrojen ve elektron kaynağı oluyorlar. Ama unutmuyorsun bitkiler sadece fotosentez yapmaz gece gündüz bitkiler solunum da yapar. Yani bu tepkimenin tersini de gerçekleştirmiş oluyorlar. Orayı karıştırmayın. Hadi bir özetleyelim. Çok bahsettik sudan. Suya baktığımız zaman sindirim tepkimelerinde su kullanılacak. Şimdi biz organik bileşikleri anlatırken orada büyüklerden küçüklerden bahsedeceğiz. Mesela diyeceğim ki protein büyük bir molekül ama proteinin yapı taşları var, amino asitler. Bu protein büyük molekülün amino asitlere dönüşebilmesi için yani büyüklerin küçük parçalara dönüşebilmesi için illaki suya ihtiyacımız var. O yüzden de sindirim tepkimelerinde su mutlaka kullanacak. Kanın ve sitoplazmanın büyük bir kısmı sudur. Bu da madde taşınmasını sağlıyor. Yani benim kanımın çok büyük bir kısmı su. O kırmızı sıvının su büyük bir kısmı su. Bu sayede maddeler bir yerden bir yere taşınıyor. Besin gidiyor, atık maddeler uzaklaştırılıyor. Boşaltımda su kullanılır. İdrarımın büyük bir kısmı su. Atıkları vücuttan uzaklaştırabilmek için suya ihtiyacım var. Enzimlerden bahsedeceğiz ileride. Aslında canlıların ortak özelliklerinin içerisine bile alabilirdik. Enzim bulundurmak ve enzim kullanmak tüm canlıların ortak özelliğidir. Enzimler çalışmazsa bizim içimizdeki tüm dengeler bozulur ve enzimler su bulunmayan ortamda çalışmıyorlar. Mesela işte e, tohumun tohum dediğimiz zaman örnek vereyim size hani fasulye çimlendirmişsinizdir. Ben bile ilkokulda çimlendirmiştim. Hala çimlendiriyorlar mı bilmiyorum ama ben ilkokuldayken yapmıştık. Fasulyenin o kuru fasulyenin evde paketin içerisinde çimlenmemesinin sebebi ortamda su bulunmamasından kaynaklanıyor. Ne zaman ki ben fasulyeyi ıslak pamuğa veya suya bıraktığım zaman enzimleri çalışabiliyor ortamda su olduğu için ve ondan büyük bir fasulye olabiliyor. Dediğim gibi terlediğim zaman vücut sıcaklığımı aşağıya doğru çekmiş oluyorum. Su buharlaştığı veya yoğunlaştığı zaman ekosistemlerin sıcaklık dengesinin düzenlenmesini sağlıyor. Bitkiler fotosentez tepkimelerinde su kullanıyor. Daha da çok söyleyebiliriz. O yüzden su bizim vücudumuz için çok önemli bir bileşik. Hadi suyla ilgili bir soru çözelim su ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Üretici canlılar su sentezler gitti. Tüm canlılar su ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılarlar. Bir kere inorganiklerden hangisini yazarsa yazsın kabul etmeyeceğim. Hiçbir canlı inorganikleri sentezleyemez. Biyokimyasal tepkimelerde su kullanılır. Az önce söyledim mesela protein lerin parçalanması gibi bazı biyokimyasal tepkimelerde tabii ki su kullanılacak. Suyun kohezyon kuvveti bitkilerde suyun taşınmasını sağlar. Kohezyon suyun birbirine tutunması, adezyon suyun boruya tutunması gibi düşünebilirdin. Hani aynı olunca kohezyon, farklı olunca adezyon durumu söz konusu oluyordu. Koezyon ve adezyon da tabii ki suyun taşınmasında etkili. O yüzden ifadelerinden hangileri doğrudur demiş bulamadım şıkkı Denizli'ye düşmüş oldu diyeyim gençler. Geldik model sorumuza. İnorganik maddeler ile ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? İnorganik maddeler yapılarında C, H ve O atomları bulunur. İnorganiğin özelliği neydi? C ve H'ı bir arada bulunduramıyorlardı. O yüzden bu gitti sindirime uğramazlar evet hangisi olursa olsun doğrudan geçebiliyordu doğadan hazır olarak alınırlar hiçbir canlı sentezleyemez herkes doğadan hazır alırdı enerji verici asla değiller enerji vericiler organik bileşiklerdir hatta şimdiden söyleyeyim çok söyleyeceğim karbonhidrat yağ ve proteinler enerji vericidir başka hiçbir şey enerji vermez bizden ne demiş doğruları sormuş baktım hemen cevabımız Ceyhan'a düştü gençler Geldik asit ve bazlara böyle ileriki sınıflarda kimyacı uzun uzun anlatacak. Asitlerin şu özellikleri var bazların bu özellikleri var. Bizim için çok kısa olacak. Asitler ve bazlar bir çözeltinin eğer hidrojen iyon derişimini arttırıyorsa biz ona ne diyoruz? Asit. Eğer OH yani hidroksil derişimini arttırıyorsa bazdır diyoruz. Asitlerin tadları genellikle neydi? asitler ekşi tada sahipti. Bazıların tatları da genellikle acıydı. En çok örnek olarak kim karşımıza çıkar asitlerde? Hidroklorik asit çıkar. Mesela hidroklorik asiti suya döktüğümüz zaman H ve CL'ler birbirinden ayrılıyor. Yani böylelikle kabın nesi artmış oldu? Hidrojenleri artmış oldu. O yüzden HCl bizim için asit. Tuttun en çok karşımıza da hep sorularda NaOH, odimi hidroksil çıkar. NaOH'ı suya döktüğün zaman da bu sefer Na'lar ayrı, OH'lar ayrıldı. Kablardaki OH miktarı arttığı için de NaOH da bizim için bir baz çözeltisi oldu. Turnusol kağıdını, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mavi turnusol kağıdını asitler neye çeviriyordu? Anneler vurunca kızartıyor kırmızı turnusol kağıdına bazlar babalar vurunca mora yani mavi mor diye de geçer. Mora çevirmiş oluyordu. O baştaki kelime önemli. Mavi turnusol kağıdına asitler kırmızıya. Kırmızı turnusol kağıdına bazlar mavi mora çevirmiş oluyor gençler. Bizim yine pH cetveli dediğimiz bir cetvelimiz söz konusu. Adamlar tutmuşlar oturmuşlar bir cetvel oluşturmuşlar. Bu cetvele de ne demişler? 0 ile 14 arasında bir değer vermişler. 0 ile 14 arasında bir değer vermişler ama 7 bizim için ne olmuş? Nötr pH'a e sahip dediğimiz pH olmuş. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artar. 7'den rakam büyüdükçe bazlık artar. Mesela pH 1 mi daha asidiktir, pH 5 mi daha asidiktir desem pH 1, pH 5'ten tabii ki daha asidik olacak. Ama baktım pH 9 mu daha basit, baziktir dedi. pH 13 mü daha baziktir dedi. 13 olan daha bazik olacak. Yani bu tarafa gidildikçe asitlik artıyor. Bu tarafa gidildikçe bazlık artıyor. Asitlerin tadı genellikle kelimesini kullanıyorum. Her asit illaki ekşi olmak zorunda değil. Her bazda illaki acı olmak zorunda değil. Ama bu genellikle durumumuz söz konusu. Mesela hemen örneklerinden bir tane vereyim. pH'ı sıfır olan çok karşımıza çıkacak olan hidroklorik asitti. Midemiz bir buçuk iki pH'a sahiptir. Limon asidiktir. Sirke asidiktir. Baktım domates asidik. Elma asidik pH'a e sahip, muz asidik pH'a e sahip, süt hafiften asidik 6 pH'ına sahip. 7 dediğimiz zaman saf su. 7 pH'ına sahip. Kanın pH'i ise 7.4'tür. Hafiften baza yakın ama böyle pH'i de küçümsemeyin. 7.4'ün 7.8'lere gitmesi, 7.2'lere düşmesi kişinin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Kanımızın pH'inin değerinin de yani kendini koruması gerekiyor. Diş macunu, 8, karbonat 9, brokoli 10, sabun 11, çamaşır suyu 12, temizleyici maddeler genellikle deterjanlar 13, sodyum hidroksit dediğimiz NaOH dediğimizse baz. Zaten karşımıza çok çıkanları ben ayrıca söyleyeceğim. Hidroklorik asitin asit olduğunu unutmuyorsun. NaOH'ın baz olduğunu unutmuyorsun. Çok fazla derecede sorusu gelmez. Bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli. Bunu niye verdim? Şimdi midem nasıl bir ortamdı? çok bilmeye gerek yok. pH'i 1,5 2 civarında. Yani asidik bir pH'a e sahip. İnce bağırsağımız içi ise 7-8 civarında. Yani bazik bir pH'a e sahip. He, yani soruda sordu. İnsan vücudunun tüm hücreleri asidiktir. İnsan vücudunun her hücresi nötr pH'a e sahiptir. Asla düşmüyorsun. Benim midem asidik, ince bağırsağım bazik. Bazı hücrelerimin içerisinde nötr. Yani farklı pH değerlerine vücudumun farklı kısımları sahip olabilir ki olmalılar ki orada farklı tepkimeler gerçekleşebilsin. Kanda sorularda sık soruluyor. 7.4 yani hafif bazik bir pH'a sahiptir diyeyim gençler. Hemen bir tane örnek soru çözelim pH'i 2 olan çözelti pH'i 6 olan çözeltiden daha asidiktir. pH cetvelinde bu tarafa gidildikçe rakam küçüldükçe asitlik artıyordu. E ikisi de asit ama 2 olan daha asidiktir. O zaman daha asidiktir dediği için doğru. Çözeltinin hidrojen dirişimini arttıran maddeler neydi? Asitler de. Burada bazdır demiş. O zaman bu yanlış. Baz olması için OH derişimini arttırması lazım da bak neye düşmeyecektim? Tüm vücut hücrelerinin pH'ı nötrdür. Hayır bazıları asidik bazıları bazik o pH'a sahiptiler ki öyle de olmaları gerekiyordu. Verilenlerden hangileri doğrudur demiş o zaman cevabımız A oldu diyeyim gençler. Geldik tuzlara tuzlar dediğimiz zaman asit ve bazların tepkimeye girmesiyle tuzlar meydana geliyor. İki tane küçük birleşip büyük bir şey yaparsa her zaman su açığa çıkar unutma. Burada da iki tane küçük birleşmiş sofra tuzu dediğimiz NaCl oluşmuş aynı zamanda su tepkimeden çıkmış. Çok ileride kimyayı detaylı görürseniz yok kuvvetli asit kuvvetsiz baz birleşti. O zaman işte asidik bir tuz oluştu falan gibi detaylar göreceksiniz ama inanın bize hiç lazım değil. Senin bileceğin tek şey şu asit ve baz birleşti tuzlar oluyor. İki küçük birleşince su açığa çıkıyor. Hidroklorik asit asitlerin en güzel örneği sıfır. Baz NaOH 14'tü. ikisi birleşti. Sofra tuzu dediğimiz NaCl oluştu. Tabii ki tuzların da vücudumuzda çok fazla derecede görevi var. Mesela az önce kanın pH'ından bahsettim ya. O kanın pH'i değişirse ölümler oluyor. Şöyleler böyleler. O içerideki dengede bozukluklar meydana geliyor. Mesela o kanın pH'inin ayarlanması da tuzlar çok önemli. Tuzun miktarı artar veya azalırsa pH'ta değişimler meydana geliyor. Hemen bir örnek daha soralım. Gereğinden fazla miktarda tuz tüketimi yukarıda verilen rahatsızlıklardan hangilerine sebep olabilir? Bizim vücudumuzda homeostasi diye bir ke kelime öğretmiştim size. Hani canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Homeostasi ne demekti? Kararlı iç denge. Vücudumda her şeyin belli bir değerde olması lazım. Bir, o değerin üstü de olumsuz altı da olumsuz. Mesela tuzu. Vücuduma almıyorum hasta olurum. Vücuduma gereğinden fazla alıyorum hasta olurum. Şeker aynı mantıkta. Mineral madde aynı mantıkta. Vitamin aynı mantıkta. Yani her şeyin eşik değerde bulunması lazım. Bakayım vücuduma fazla miktarda tuz oldum o tuzlar kanımda dolaşır 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 böbreklerime giderler böbreklerimde de o tuzlar birleşir taş dediğimiz yapıları meydana getirir taş deyince tabii sokaktaki taş gibi düşünme bunlar kristalize böbrekleri tıkayan taşlardan bahsediyoruz gerçi bazı böbrek taşları çok büyük de oluyor çok aşırı tuz tüketimi Tabii ki böbrek taşı oluşmana sebep olur. Aynı zamanda kanın fonksiyonel fonksiyonu bozulduğu için yapısı bozulduğu için kalp fonksiyonları da bozulacak. Kanın pH'i değiştiği için o kan dolaşımı bozulduğu için yüksek tansiyon da sebep olacak. Bazen hani etrafınızda tansiyon hastası varsa tuzlu yeme senin tansiyonun var derler ya çünkü tuz tansiyonun da artmasına sebebiyet veriyor. Hangilerine sebep olabilir dediği için cevabımız Edirne oldu. Geldik minerallere. Mineraller dediğimiz zaman yine hiç kimsenin vücudunda sentezleyemediği doğadan hazır olarak aldığı maddelerden bahsediyoruz. Mineral maddeleri de şöyle tutabilirsiniz aklınızda. Periyodik cetvel var ya sodyum potasyum e, magnezyum flor klor işte Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı onlar hepsi biyolojide mineral maddeler oluyor. Yani periyodik cetvelde gördüğümüz elementlere biz biyolojide mineral maddeler diyeceğiz. Ve bizim bu mineral maddeleri vücudumuza almamız lazım. Yine bunları da çok alırsak hasta olacağız. Az alırsak yine hasta olacağız. Çünkü bizim enzimler olmazsa olmazımız diye. Bazı bileşik enzimlerimiz olacak. Bu mineralleri almazsan çalışmayacaklar. O yüzden bu mineral maddeleri almak zorundasın. Bazı vitamin ve hormonların yapısına katılacaklar. Vücut sıvılarının ozmo hidrostatik basıncını ayarlayacaklar. Yani bu mineral maddeler sayesinde o kanın pH'i, ozmotik basıncı, su alma isteği ayarlanmış olacak. Sinir sistemimizdeki hücrelerin uyartıları iletebilmesi için benim bu kalemi tutarak kas yazabilmem için bu kaslarımın kazılabilmesi için yine mineral maddelere ihtiyacımız olacak. Birkaç tane mineral maddeyi daha doğrusu ÖSYM'nin verdiği Milli Eğitim kitabınızda yazan birkaç tane mineral maddeden bahsetmek istiyorum. Şimdi kalsiyum dediğimiz zaman en önemli mineral maddelerden bir tanesidir. Vücudumuzda kas kasılması sinirsel iletimde işte bu kalsiyum önemli. Özellikle kas kasılmalarında kemik yapısının oluşmasında görev yapıyor. Kalsiyum vitaminle vücudumuza yeterli düzeyde alamazsak da çocuklarda raşitizm adını verdiğimiz bir hastalık meydana geliyor. Bacakların e, eğri olması gibi düşünebilirsin. Yetişkinlerde ise osteomalazi adını verdiğimiz bir hastalık meydana geliyor. Ben sorularda en çok çıkan hastalıklardan bahsedeceğim size. Fosfor dediğimiz zaman P ile gösteriliyoruz. Deniz ürünlerinde çok fazla derecede bulunuyor. E, fosfor kimlerin yapısında var? Mesela DNA molekülü var, RNA molekülümde var, ATP molekülümde var. Her hücremde de bunlar oluştuğuna göre demek ki ben yeterince fosfor almazsam bunların sentezinde sıkıntılar meydana gelecek. Potasyum dediğimiz zaman sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa var. Mesela sinirsel iletimde görev yapıyorlar. Sen potasyum veya sodyumu ye, gerekli miktarda almazsan sinirsel iletimde sıkıntılar yaşamaya başlarsın. Klor da yine aynı mantıkta. Zaten sofra tuzu NaCl'ydi ya sofra tuzu, maden suyu, domates, zeytin gibi besinlerin yapısında var. Magnezyum enzimlerin yapısına çok fazla derecede katıldığı için kuru yemiş, ıspanak, karalana gibi besinlerde bulunuyor. Almazsan enzimlerin yapısı bozulacak. Demir dediğimiz zaman mesela bizim kanımızın kırmızı renkli görünmesinin sebebi aslında yapısında demir bulunmasından dolayı. Demir eksikliğinin de sorusu çok gelir. Kansızlık dediğimiz bulmacalarda da çok çıkar. Anemi dediğimiz hastalık meydana gelebiliyor demir eksikliğinde. Yani kan sızlıkta işte kanım az gibi düşünmeyin. Kanda bulunan bir şey az bizim oksijen ve karbondioksit taşıyan hücrelerimiz var. Al yuvar diyoruz biz onlara. Al yuvarlarda demir yeterli düzeyde olmazsa taşıma kapasitesi düşüyor. O yüzden çok üşüyorlar. Oksijeni yeterli düzeyde taşıyamadıkları için vücut sıcaklıklarını oluşturamıyorlar. İyot dediğimiz zaman deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri yine iyotlu tuzlar satılıyor. Biliyorsunuz boyunda guatır denilen şişme hastalığına sebep olabiliyor. İyot eksikliğinde. Flor dediğimiz zaman çay, tavuk, balıkta çok meydana bulunuyor kükürt dediğimiz zaman et, yumurta, havuç, soğan, çinko dediğimiz zaman buğday, kuru yemiş, yumurta ve balıkta yine bulunan moleküllerden bahsetmiş oluyoruz. Aslında böylelikle inorganik maddelerimizi de bitirmiş olduk. Hemen model sorumuza bakalım. Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğru değildir? Tüm mineraller insan vücuduna yarar sağlar. Bunu özellikle sordum. Çünkü tüm mineraller illaki yarar sağlamak zorunda değil. Mesela ne gibi yazayım size? Kurşun gibi siyanür gibi, kalay gibi vücudumuz için zararlı olan mineral maddeler de var. İlla tüm mineraller faydalıdır diyemeyiz. Mineraller hidroliz edilemez. Hidroliz parçalanmak anlamına gelir. Sen tutup da sodyumu parçalayamazsın. Yani o hidroliz tepkimesi değildir. O yüzden mineraller zaten küçüktür. Hidroliz edilemezler. Bazı mineraller enzimlerin yapısına katılacak. Bileşik enzimler bazı mineral maddeleri alacaktı. Hangileri doğru değildir diye sormuşuz. Bizim de doğru değildirimizi yalnız bir oldu. Gençler böylelikle videomuzu bitirdik. Karbonhidrat yağ ve proteinler bir sonraki videomuzda yani organik bileşikler bir sonraki videomuzda olacak. Hemen kitapları sormuşsunuz onları da gösterelim. Hocam kitaplar ne zaman çıkacak çıkacak kitaplarımız çıktı. Hem taks soru bankamız çıktı hem de sıfırdan dokuzamız çıktı biliyorsunuz ki. Biz bugün nelerden bahsettik hemen onun sayfalarını göstereyim. Canlıların temel bileşenlerine giriş yaptık. Sudan bahsettik kitabın formatını da biliyorsunuz. Burada konu anlatımlı burada da konularla ilgili sorularımız bulunuyor. Yani yani bu sayfaya çalıştığın zaman buradaki soruların tamamını yapabiliyorsun. İnorganik bileşiklerden suyu anlattık, asitlerden ve bazlardan bahsettik, pH cetvelinden bahsettik. Arkasından tuzlar ve mineralleri de verdik. Hangisinin hangi hastalığa sebep olduğundan da bahsettik. O yüzden de şöyle bir baktığım zaman sıfırdan 9'a da sayfa 26'dan 32'ye kadar 32 dahil değil tabii ki. 32 organik bileşiklere geçiş yapılıyor. Sorularını çözebilirsiniz. Takviyolojiye de baktığımız zaman yine aynı mantıkta onu da göstermiş olayım size. İnorganik bileşiklerden bahsetmiştik ya. Hemen geldim. Suyun canlılar için önemi, asit ve bazların canlılar için önemi, tuzların, minerallerin canlılar için önemini çözebilirsiniz. Sayfa 20 ile 23'ün arası oluyor. Arkasına da organik bileşiklerimiz gelmiş olacak gençler. Tabii ki çözemediğiniz sorular varsa da video uyumlu olduğunu biliyorsunuz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Hemen ödüllü sorumuzu da gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.